Zenne filminin renk paletini ismini veren ve zennelik yapan Can'ın filmin içinde de yer alan erkek kuşların dünyasını düşünerek yarattım. Filmde Zenne Can'ın fal bakan bir horozu var. Horoz çok renkli ve çok güzel. Keza papağanlar da. Erkek kuşların renkli ve ihtişamlı görselini filmin renk paleti olarak belirledim. Filmin görüntü yönetmeni Noray Kasper'le 3 yıl boyunca neredeyse Zenne'nin üzerinde çalıştık. Storyboardingler yapıldığında Noray'la oturduk. Çok uzun süre bu filmin görsel kimliği, ne tür lenslerle çekilecek, nasıl bir kamerayla çekmemiz lazım, renk paleti ne olacak diye hep onun üzerinde Caner, Noray ve ben oturup zaman harcadık. Türkiye için zor bir konu olan Zenne'nin görsel açıdan etkileyici olması bizim için öncelik taşıyordu. Storyboarding'in yapılması çok gerekliydi. Sahneleri görmek, dansların yerlerini belirlemek, bütün bu karakterlerin ekrandaki yerleşimlerini storyboarding üzerinde görmek ve senaryoyu bütünüyle o storyboarding üzerinde hayal etmek çok önemliydi. 400-500 karelik bir storyboarding bize Zenne'yi bütünüyle gösterdi. Ahmet'in renkleri çok solgun, çok karanlık, çok kapalı, hiçbir delil ele vermeyecek gibi bilinçli bir şekilde örtülü. Ama kimi zaman annesinin, babasının yokluğunda kontrol edilemeyecek şekilde renklenen, keyiflenen ve esprilerle de canlanan bir karakteri var. Fotoğrafçı Deni en çok kareli gömlekleri giyiyor. Bu aslında onun ruh dünyasını, bir kafes içindeki ruh halini, bu anılarından kurtulamayışını simgeliyor. Kafes pek çok defa filmin içinde kullanılan bir metafor. Deni'nin kıyafetlerini yaratırken de bu kareli gömleklerden fazlasıyla yararlandık. Zenne Can'ın renklerini çok vibrant, çok canlı ve bütün renk paletinden olduğunu, öyle bir evde yaşadığını, öyle kıyafetleri olduğunu ve istediği gibi her rengi üstünde barınabileceğini düşündüm. Caner ve Mehmet'le sıkça toplantılar yaptık. Çünkü görseli çok yüksek bir film olacaktı bu. Tabii ki senaryoya bağlı kalmak zorunluluğu olduğu için hayallerimizi örtüştürmek durumundaydık. Paylaşarak ortaya benim de kafamda bir takım şeyler belirlendi ve bunlar üzerine tasarımlar yapmaya başladım, çizimler yapmaya başladım. Eskizler çoğaldıkça tabii ki hayaller de genişliyordu. Dans kostümleri dansın ruhuna uymak durumundaydı. Biz aslında daha danslar belli, dansların koreografileri belli değilken ve müzikleri yapılmamışken 20-25 tane dans kostümü düşünmüştük. Ardından dansların koreografilerine uygun olarak Zenne'yi kimi zaman bir mavi kuşa, kimi zaman kelebeklerle uçuşan bir hayalin içine girmiş bir dansçıya, kimi zaman çok oryantal bir havaya, kimi zaman da çok renkli bir sufiye döndürdük. Birincisi dans edecekti. Kostümlerin dansla ilişkisi doğru orantıda olmalıydı. İkincisi Caner'in hayalinde yarattığı o sahneyi gerçekten
bütün renkleriyle, modernizmiyle ve şatafatıyla gerçekleştirmek gerekiyordu. Onu da geri getirdim. Buna eşti. Zenli'yi ilk yazmaya başladığım dönemde Bangkok'ta bir tatil sırasında sokak aralarından birinde kostümler hazırlayan kişilerle tanıştık. Bir kapalı çarşı gibi sadece kostümcülerin olduğu bir yerde. Türkiye'de bulamayacağımız nitelikte bir sürü aksesuar bulma şansımız olduğunu düşündüğümüz için oraya gittik. Kimi malzemelerin alt kısımları orada çok hazırdı. Orada öyle bir gelenek vardı. Başlıklar hazırdı, kollara takılabilecek şeyler. Biz belki onları kırdık, parçaladık. Belma onların hepsini ayrı aksesuarları, ayrı malzemelerle birleştirdi. İşin en zor yanı Kerem'in Berlin'de yaşıyor olmasıydı. İstediğim an prova imkanım yoktu. O yüzden dönem dönem onun gelişini bekliyordum. Kostümler hazırlanırken bir yandan da filmin sanat yönetmeni Maya Tsok setler üzerinde çalışmaya başlamıştı. Öncelikle çizimler yaparak çalıştı. Ardından maketler yaparak dev kuş kafesi, Zenne Bar ve Zenne Can'ın fal baktığı Alcazar kafenin nasıl olacağını bize gösterdi. 6 aylık tasarım aşamasından sonra da bir ekip kurularak tüm setlerin inşa edilmesine başlandı. Setlerin inşa edilmesi 3 ay sürdü. Bu süreçte bize birçok arkadaşımız destek oldu. Sanat yönetmenimiz Maya Tsok ekibiyle neredeyse gece gündüz demeden çalıştı. Sonunda da stüdyoya girdik. İzole bir stüdyo ortamında çalışmayı gerçek bar veya kafelerde çekmeye yeğledik. Çünkü ses açısından çok daha iyi olacaktı. Ayrıca tabii istediğimiz gibi ışık kurabilecektik. Kamera ekibi de en güzel açıları kullanabilecekti. Kurulan setler bize hayal dünyamızı gerçekleştirmemizi sağladı. Görüntü yönetmeni Nora'yla her sahnenin resmini tartışarak birlikte oluşturduk. Çok uzun süredir Zenni üzerine çalıştığımız için sette çok zorlanmadık. Ama yine de ilk filmimiz olmasının zorluklarını yaşıyorduk. Noray Kanada'dan ışık şefini de beraberinde getirdi. Ira Cohen sakin, istenen şeyi çok kolay tarif eden, disiplinli ve ilginç bir kişilikti. Zaten sahnelerin hangi ışıkla ve ne renkte filtrelerle çekileceği çok net olarak belirlenmişti. İstanbul'daki ekiple çok iyi bir çalışma ruhu yakaladılar. Zenni'nin seti büyük bir uluslararası aile gibiydi.